Merhaba arkadaşlar. Bir integral örneğiyle daha karşınızdayım. E üzeri ax çarpı sinüs bx dx integral ile ilgileniyorum. Buradaki a ve b reel sayılardan olmak üzere. E, tabii ki bunları da sıfırdan farklı almanızda fayda var. Çünkü iki fonksiyon da hani e üzeri sıfır da bire eşit. E, sinüs sıfırda da sıfır yapıyor. Direkt cevap sıfır olurdu. Bunu e, bunun sıkıntısını yaşamamak adına ileride belirtmemiz lazım. E, şimdi burada benim uygulamam gereken şey laptü. Laptü de trigonometrik öncelikli geldiği için u dediğim şey sinüs bx şeklinde seçilecek. E üzeri a ax dx'e de dv demem gerekecek. Evet buradan şimdi bir tarafta türev bir diğer tarafta benim ne almam gerekiyor? İntegral almam gerekiyor. Eğer burada türev alırsam b çarpı kosinüs bx'in du olduğunu bulacağım. Tabii ki dx de var yanında. Ee, e üzeri ax'in de integralini aldığım zaman 1 bölü a e üzeri ax şeklinde olacak. V dediğimiz şey ee, r artı almaktansa dediğim gibi a'yı sıfırdan farklı alalım. Yani diğer tarafta da sinüsü b'si de yine sıfırdan farklı olmak zorunda. Çünkü orada da sıkıntı çıkıyor ama Neyse burada u ile v'yi belirledik. Şimdi kısmı integrasyonu hatırlarsak u çarpı v yani 1 bölü a e üzeri x çarpı sinüs bx e, e üzeri ax eksi v de u kısmı geliyor. Direkt şu katsayıları başına alalım. Hatta buradaki b'yi de atabiliriz. b bölü a şeklinde olsun. Çarpı kosinüs e, bx dx şeklinde Olduk. Ama bu bizim için yeterli. İlgini integralden çıkartmam gerekecek. Burada bir kısmı integrasyona daha girmem gerekecek. Labdü gereği yine trigonometrik daha önde olduğu için cosinus bx'de u diyorum. E üzeri ax dx'e de dv diyeceğim. Tabii ki dx. E, buranın da türevini aldığım zaman eksi b bölü sinüs direkt eksi b çarpı sinüs bx dx. du'ya eşit. E, burası da 1 bölü a. E üzeri ax dediğim şey de v Şimdi yine I'nın içerisinde yazmaya çalışırsak. Tabi burada eksi B bölü A parantezinde yazacağız burayı. Unutmamamız gereken şey o. Evet, eksi B bölü A çarpı U çarpı V'ye girelim. Yani 1 bölü A. E üzeri AX çarpı kosinüs BX Kosünüs e, BX Ne olacak? Buradan çıkartma geliyor. BDU. Yani burası da yine artı olacak. O B'yi de direkt alırsak. E üzeri AX çarpı sinüs bx dx şeklinde burası integralden gelmiş olacak. Şimdi bu eksi b bölü a'yı içeriye dağıtıp birazcık düzenlersek şöyle olacak. Burası eksi b bölü a kare e üzeri ax çarpı kosinüs bx artı b kare bölü b kare bölü a kare e üzeri ax çarpı sinüs bx dx. Aslında o da I değil mi? Biz çünkü E üzeri A sinüs B x de I dedik. diğer tarafa yollarsak burayı I artı B kare bölü A kare şeklinde gidecek I'nın katsayısı olaraktan. Orada da bir payda eşitlemesi yapalım. Önce şurayı birazcık daha düzenleyelim. 1 bölü A sinüs BX çarpı E üzeri AX eksi B bölü A kare. Kosinüs öne aldım. Diğeriyle benzer dursun diye çarpı e üzeri ax şeklinde oldu integralli daha durduğu için C eklemedim aslında ama eklemenizde fayda olacak birazdan Neyse Burası 1 bölü b kare artı a kare ya da direkt oraya a kare artı b kare bölü a kare şeklinde yazalım. Diğer tarafa bölüm olarak yollayalım Hatta birazdan da tekrardan bir görmeniz için yazıyorum e üzeri ax eksi b bölü a kare kosinüs bx çarpı e üzeri ax şeklinde oldu diğer tarafa bölme olarak attığım andan itibaren burası nasıl olacak? A kare bölü A kare artı B kare çarpı 1 bölü A sinüs BX çarpı E üzeri AX eksi A kare bölü B kare. B kare artı A kare. Ya, o çok fark etmiyor gerçi. Neyse. Çarpı B bölü A kare çarpı kosinüs BX E üzeri AX şeklinde. Düzenlemelerden sonra şuradaki A karenin karesi gitti. Burada da a kareler gitti. I dediğim integral benim için a bölü a kare artı b kare sinüs bx çarpı e üzeri ax eksi b bölü a kare artı b kare yazalım burayı da benzer dursunlar. kosinüs bx çarpı e üzeri ax artı c dediğimiz sabite eklersek integral almış olduk.